Herkese merhabalar canlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, divan edebiyatında 17. yüzyıla devam ediyoruz. Ama öncesinde kanala abone olmayı, destek vermeyi, arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Ve tahtada yazan bilgilerin önünüzde olmasını istiyorsanız PDF'yi bırakıyorum arkadaşlar. Kendi yazdığım konu anlatım kitabı Shopper'dan indirebilirsiniz canlar. Evet, birincisi benim bayıldığım adam Tahir Efendi bana kelp demiş. İltifatı bu sözde zahirdir. Maliki mezhebin ben zira bizde kelp Tahir'dir diyen Nefi arkadaşlar. Asıl ismi Ömer. Erzurumlu ve Erzurum'un Hasankale ilçesinde doğmuş. Hiciv deyince aklınıza gelecek ilk adam canlar. Tekrar ediyorum, hiciv deyince aklımıza gelecek ilk adam. Hani normalde kaside övgü amacıyla yazılıyordu ya, işte Nefi ile beraber yergi amacıyla da, yani hiciv amacıyla da yazılıyor arkadaşlar. Hem övgü var hem hiciv var. Ve o kadar sert eleştiriler yapıyor ki, günümüzde olsa ne olurdu bilmiyorum artık. Kendisine bedzeban, yani kötü dilli, ateş zeban, yani ateş dilli denmiştir. Çoğunlukla din dışı konularda eser vermiş ve 4 büyük padişah döneminde yaşamış ama en fazla 4. Murad'ı sevdiğini dile getirmiştir. Ama herkes öldürür sevdiğini demiş Ramiz dayı. Nefi'yi öldürtecek olan da en çok sevdiği 4. Murad arkadaşlar. Orasını da söyleyeyim. Evet, 4. Murad'ın veziri Bayram Paşa tarafından öldürülmüş, idam ettiriliyor, boğduruluyor. Hatta öldüğüne inanılmıyor, kaç kere kontrol ediliyor. Çok güzel hikayesi var. Evet, eserleri Türkçe ve Farsça divanı var. İki tane divanı var. Tuhfetül Uşak sorularda çıkar ama en önemlisi Siham-ı Kaza. Yani kaza okları, kaderin okları anlamına geliyor. Bilerek bu ismi koyduğunu söylüyor. Çünkü kim üzerine alınıyorsa bu oklar ona girsin diyor arkadaşlar. Çok özür dilerim ama böyle söylüyor. Sert bir mizacı var. Evet, söylemiştim ya. Bende yok sabrı sükun, sende vefadan zerre. İki yoktan ne çıkar? Fikredelim bir kere. Bakalım iki yoktan ne çıkıyor? Hemen bakıyoruz. İki yoktan ne çıkar? Şimdi bunun hikayesi çok farklı. Eşiyle boşanmak istiyor ama boşanamıyorlar. Eşine bir soru soracağım, bilemezsem boşanırız diyor. Ve işte burada asıl soru, bilmece şu. İki yoktan ne çıkar diye soruyor eşine. 3 gün süre veriyor. 3 gün geçiyor, eşi bilemiyor. Ve Nabi de istediğini almış oluyor. İki yoktan ne çıkıyor? Arkadaşlar, Arapçada yokluk eki na, Farsçada yokluk eki bi, iki yoktan ne çıkıyor? Nabi. Hani mert olmayana namert diyoruz ya, çaresiz olana bir çare diyoruz, o hesap. İki yoktan nabi çıkıyor arkadaşlar. Evet, çıkmış soruydu. Nabi ekolü olarak bilinen Hikemi şiirin kurucusu ve en güçlü temsilcisidir. Hakimane şiir deyince, Hikemi şiir deyince aklımıza Nabi gelecek. Burası çok önemli. Şiirlerinde hayalden çok düşünce vardır. Eğer bir sanatçı hayal yerine düşünceye önem veriyorsa bilgiye önem verir. Çünkü duygu ve düşünce farklıdır. Duyguları arka plana atıyor, düşünceleri ön plana çıkartıyor. O yüzden bilgi vermeyi amaç edinmiş, yani didaktik tarzda eser vermiştir. İki eseri var ki çok önemli. Birincisi Hayriye, İkincisi Hayrabat. Bu mesneviler bizim için çok önemli. Devrin bozuk yönlerini eleştiren toplumcu bir adamdır diyebiliriz. Eserlerine geldiğimiz zaman Hayriye bu eserinde oğlu Hayri üzerinden dönemin tüm gençlerine öğüt vermiştir. Ve aynı zamanda söyledim ya, mesnevidir. Hayrabat da mesnevidir. Surname'nin zaten ne olduğunu biliyorduk. Sünnet törenleri vesaire. Tuhfetül Harameyn sorularda çıkar. Nabi'nin Hicaz yolculuğunu anlatır ve mektuplarının toplandığı münşaatta vardır. Bu eserler bilinmeli arkadaşlar. Şimdi tahtayı temizliyorum. Yolumuza diğer sanatçılarımızla devam ediyoruz canlar. Evet arkadaşlar, tahtayı sildik.
yolumuza Naili Kadim ile devam ediyoruz. Naili diyebilirler, Naili Kadim mi diyebilirler. Sebki Hindi şiir tarzının kurucusudur ve şiirlerinde anlam derinliği vardır. Çünkü Sebki Hindi neydi? Bitter çikolataydı. Şimdi burada kırmızı bir kocaman cümle var. Arkadaşlar, şimdi biz kaynaklarda şarkı nazım biçiminin bulucusu olarak Nedim'i gösteriyoruz. Okey. Ama ben burada bir aydınlatma yaratmak istiyorum. Eğer şıklarda şarkı nazım biçiminin bulucusudur, eğer şıklarda Nedim yoksa lütfen şarkının bulucusu olarak Naili Kadim'i işaretleyin. Eğer Nedim varsa Nedim'i işaretleyin. Hocam ikisi varsa o zaman yine Nedim'i işaretleyin. Yani Naili Kadim Nedim'in olmadığı yerde işaretlenecek. Eğer Nedim varsa Nedim işaretlenecek canlar. Neşati yine Sebki Hindi tarzının devamını sürdürür, yani anlatımı yoğundur. Edirne Şehrengizi vardır, bilmenize gerek yok. Şeyhülislam Yahya farklı bir adam. Kendisi Şeyhülislam, yani en büyük din bilimi alimi diyebilirim. Ama şimdi gazel nazım biçiminin üstadıdır. Gazelleri zarifane, şuhane ve aşıkhanedir. Yani kadınlara anlatıyor, kadınlara duyduğu aşkı anlatıyor ve onların zarifliklerini anlatıyor. Dili zamanına göre gerçekten çok sade ve adamın en orijinal yönü hiçbir şairi taklit etmemiştir. Sıcak, etkileyici ve kolay anlaşılan bir dili vardır canlar. Önemli özellikler bunlar. Azmizade Haleti, hani İran tarafında Ömer Hayyam akla geliyor ya rubai deyince. Türk divan edebiyatında rubai deyince aklımıza Azmizade Haleti gelecek. Ne diyor Nedim? Azmizade uçar rubaide anka kuşu gibi diyor. Yani rubaide diyor. Azmizade ankadır diyor. Anka neyse Azmizade odur diyor arkadaşlar. O yüzden rubai deyince aklımıza Azmizade Haleti gelecek. Evet, rubai türünün ustası olarak kabul edilmiştir dedik. Ve eserleri Ahlaki Musuni ile Sanki Name Canlar. Evet, bir diğer adamımız Nevizade Atayi. Kendisi bir din bilgini. Bilgiyi aslında içerikle alakalı bir şey bilmenize gerek yok. Sadece lütfen Nefhatül Eshar, Sohbetül Ebkar'ı bilin. Ve zor sorularda da Hadakiyül Hakayık çıkar. Ama Nefhatül Eshar ile Sohbetül Ebkar'ı bilirseniz hiçbir sorun kalmaz. Canlar, burada bitiriyorum. Benim ses iyice gitmeye başladı. Evet, kanala destek olmayı lütfen unutmuyorsunuz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.